Hürmetli memleket. Son günlerde yaşadıklarıyla hem dünyanın hem de bizim gündemimizde çok büyük bir yer kaplayan bir ülke var. Kazakistan. Soydaş ve kardeş ülke dediğimiz Türk Cumhuriyetleri arasında en güçlü ve en etkili ülke olan Kazakistan'ın yaşadığı karışıklıklar ve başına gelenler tabii ki bizleri fazlasıyla üzmekte. Peki ülke bütün bu karışıklıkları neden yaşadı? Kısaca özetleyecek olursak, yılbaşı sonrası LPG fiyatlarına neredeyse iki katı zam yapılması halk nezdinde bardağı taşıran son damla oldu. Protesto gösterileri bir anda ülkenin tüm bölgelerine yayıldı. Olayların hızla şiddete dönüşmesi konuyu içinden çıkılamaz bir hale getirdi. Yaşananlar aynı zamanda tepkinin sadece zamla ilgili olmadığının da göstergesiydi. Her ne kadar Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomert Tokayev hükümeti görevden alıp akaryakıtta indirim sözü verse de gösteriler ve şiddet bir türlü bitmek bilmedi. Ancak asıl şoke edici haberler olayların devamında geldi. Cumhurbaşkanı her ne kadar güvenlik anlaşması gereği olduğunu söylese de ülkesine Rus, Ermeni ve Tacik askerlerden oluşan bir destek kuvveti istedi. Bütün bir dünyada çok eleştirilen, hatta bazılarınca hainlik olarak görülen bu çağrı yetmezmiş gibi yine Cumhurbaşkanı tarafından göstericiler için vur emri verilmesi, Orta Asya'da tutuşan bu yangını iyice harladı. Kazakistan Cumhurbaşkanı bu şoke edici kararları üst üste alırken, göstericilerin ağzından en çok çıkan slogan ne başkan, ne hükümet, ne de zamlarla ilgili. Sokaklara dökülen Kazak halkının ortak sesi şu cümleyi kırıp duruyor. Git ihtiyar. Peki kim bu ihtiyar? Aslında olayların sebebi zamlardan ve yaşananlardan çok daha derin. Bütün bu protestolar büyük bir birikimin patlaması. İşte bu birikimin sebebi olan o kişi, Kazakistan'ı tek yumrukla 28 yıl yöneten eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev. Her ne kadar kendisine eski Cumhurbaşkanı desek de Nazarbayev'in gücü şu son olaylara kadar hala yerindeydi. Başkanlığı bırakmasına rağmen Kazakistan Güvenlik Konseyi'ni yöneten Nazarbayev, olaylar sonrası bu görevi de şimdiki başkan Tokayev'e devrettiğini açıkladı. Neyse, Nazarbayev hakkında bir taraf bütün bir Kazakistan'ın gelirinin ailesine yedirdiğini, ülkeyi antidemokratik usullerle yönettiği ve şimdiki ekonomik darboğazın onun eseri olduğunu savunuyor. Diğer bir tarafsa gerçek bir devrimci olduğunu, Kazakistan'ı Kazakistan yapanın kendisine olduğunu savunmakta. Bir yanda heykelleri yıkılıp lanetle anılırken, diğer tarafta ülkenin kurtarıcısı muamelesi görmekte. Peki kimdir Nursultan Nazarbayev? Şimdi sizlere Türk dünyasındaki bu fenomen ismin hayatını artılarıyla ve eksileriyle anlatacağım. Tam adı Nursultan Abeyşuli Nazarbayev olan ünlü siyasetçinin doğum tarihi 6 Temmuz 1940. Kendisi Kazakistan'ın Almatı kentinde dünyaya gözlerini açmış. Asıl ironik olansa bu kente olayların başlamasından kısa bir süre önce kendi isminin verilmesi. Yani Nursultan adı verildi. Oldukça başarılı bir öğrenci olan Nursultan, lise öğrenimini bitirdikten sonra bir maden ocağına girip işçi olarak çalışmaya başlamış. Daha sonrasında da bir zamanlar bağlı bulunduğu aynı devlete, yani Sosyal Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'ya gitmiş. 1962 ve 65 yılları arasında Karaganda Üniversitesi Metalurji bölümünü dışarıdan okuyarak bitirmiş. Aynı bölümün yüksek eğitim kısmına devam eden Nazarbayev, 1967'de mühendis metalurji uzmanı olarak iş hayatına atılmış. 1965 yılından itibaren Karagandı'da metalurji işletmesinde atölye danışmanı, yüksek ısılı fırınların gaz uzmanı ve ustabaşı olarak çalışmış. Siyasete girişi ise 1971 yılının Haziran ayında olmuş. Kazakistan Komünist Partisi'nin Tamirtav, yani Türkiye Türkçesiyle Demir Dağ Şubesi'ne üye olmuş. Daha sonrasında da Komünist Rusya'daki yükselişi önlenemez bir şekilde devam etmiş. Ekim 1973'te Karagandı Metalurji İşletmesi Başkan Yardımcısı, Mart 1977'de Kazakistan Komünist Partisi Karagandı Şubesi Başkan Yardımcısı, Aralık 1979'da Kazakistan Komünist Partisi Başkan Yardımcısı, Mart 1984'te Bakanlar Kurulu Başkanı, Haziran 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Başkanı'nın birinci yardımcısı olmuş. Haziran 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin birinci sekreterliğine seçilmiş. Yani Sovyetler Birliği'nin son dönemine Kazakistan'ın en güçlü ismi olarak girmiş. Kazakistan her ne kadar 16 Aralık 1991'de bağımsızlığını ilan etse de ülkede seçim bu tarihten birkaç gün önce yapılmış. Nazarbayev 1 Aralık 1991 tarihinde oyların %98.7'sini alarak çoktan Kazakistan'ın halk tarafından seçilen ilk devlet başkanı olmuş. 29 Nisan 1995 tarihinde ise Kazakistan'da yapılan referandumla görev süresi 1996 yılında bitecek olan Nazarbayev'in görev süresinin 2000 yılına kadar uzatılması kabul edilmiş. 10 Ocak 1999 ve 4 Aralık 2005 tarihlerinde yapılan
yapılan Kazakistan'da halk oylamasında devlet başkanlığı seçimlerini Nazarbayev oyların %79.78'ini ve %91.15'ini alarak çok büyük bir oy çokluğuyla başkanlık yapmayı sürdürmüş. Tabii Nazarbayev'in başkanlığı dönemindeki en önemli özelliklerinden birisi de Kazakistan'ın Sovyetler döneminde kendi halkı tarafından neredeyse çoktan unutmaya başladıkları Türk kimliğine katkıları. Bizim dallarımız kendileri kaydan çıkındır dese cünde kaydılmaydı. Bizim ülkün tarihimiz var iken yaşlarımız bile göre. Nesli yılatına var. Şaktardan basta göre, Gundardan basta göre, Ulu Türk dünyasından basta göre. Sojaktan bir ayakta yaşadığımız kına, Ulu Dalanın üstüne kim ötmedi, kim cürmedi? Çıngıs Khan'ın ahirde ötü, onun içindeki Çıngıs Khan'ın Mangoldardan özü 10% kına bulan bazı köpçen çıkıp şaktar olan Kazaklar. Başka bizim Kazak'ın ruhları mı şaktar? Sünten sonun verdiğine bilsinlik bence adım. Tarihle az da olsa ilgilenenler bilir ki Kazaklar özlerinde Kıpçak Türklerinin torunlarıdır ve Kazakistan'da çoğunluğu oluşturmaktadırlar. Ayrıca Kazakistan'ın üzerinde kurulduğu coğrafya binlerce yıldır Türklerin kadim topraklarıdır. Nazarbayev de hem siyasi hem de milli sebeplerden olacak 2-3 Ekim 2009 tarihinde Nahçıvan'da yapılan Türk dili konuşan devlet başkanları zirvesinde Türk dili ülkeler işbirliği konseyinin kurulmasını teklif etmiş ve bu teklif oy birliğiyle kabul edilmiş. Zirvede ayrıca Türk dili konuşan ülkeler arasındaki işbirliğine Türkiye'den sonra en büyük katkı yapan yine Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev olmuş. Kazakistan'da bir Türk Dünyası Akademisi'nin kurulmasını teklif eden Cumhurbaşkanı bütün bir Türk dünyasına çok olumlu tepkiler almıştı. Tabii bunlar bizim için Nursultan Nazarbayev'in güzel yanları. Bir de kendisi hakkında olayları buralara kadar tırmandıran yıllardır bitmeyen karanlık iddialar da var. Nazarbayev ve hükümeti daha 90'lı yıllarda ülkedeki doğalgaz rezervlerinin satışıyla ilgili yolsuzluk iddialarıyla suçlanmıştı. 1999 yılında özellikle Batı medyasında Nazarbayev'in İsviçre bankalarında 10 milyonlarca doları olduğu iddia edildi. Bütün bu iddialardan birkaç sene sonra Kazakistan'da muhalif Respublika gazetesi de 2002'de ülkenin hazinesine gitmesi gereken milyonlarca doların İsviçre bankalarında olduğunu yazdı. Bu haberlerden sonra tabii ki gazetenin yazarları ölüm tehditleri aldı. Gazete binası kundaklandı. Nazarbayev bir yasa çıkararak kendisine geniş çaplı dokunulmazlık getirdi. Ayrıca gazete 2012 yılında kapatıldı. Burada küçük bir parantez açalım. Kazakistan'da hükümete karşı yapılan ilk gösteriler günümüzde yaşananlar değil. Bahsettiğimiz bu yolsuzluk iddiaları sonrası 2011'de Almaty başta olmak üzere ülke çapında büyük protestolar olmuştu. Polisin sert müdahalesiyle protesto gösterilerinde 15 kişi ölmüş, onlarca kişi de yaralanmıştı. İnsan hakları kuruluşları gözaltına alınan yüzlerce kişinin işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını iddia etmiş. Hatta o yıllarda birçok kişinin gözaltında ortadan kaybolduğu söylentileri ortaya çıkmıştı. Tabii Kazakistan'da tepki alan bir diğer mesele de Nazarbayev'in ailesinin dillere destan zenginliği. 1962 yılında Tara Nazarbayev'le evlenen siyasetçinin Dariga Nazarbayev, Dinara Nazarbayev ve Aliya Nazarbayev adlarında 3 kızı var. Özellikle Londra'da yaşayan kızı Aliya'nın ortaya çıkan serveti son günlerde bayağı bir konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını Kazakistan'ı 28 yıl boyunca yöneten Nazarbayev'in kızı Aliya Nazarbayev'in yaklaşık 4 milyar liralık servetini İngiltere'ye kaçırmasını haber yaptı. Servetiyle malikane ve jet satın aldığı belirtilen haberde ailenin İngiliz siyasetçilerle yakın ilişkisine de değiniliyor. Neredeyse protestolardaki ölü sayısının 200'lere yaklaştığı Kazakistan'da bu haberlerin ayyuka çıkmış olması var olan öfkeyi iyice güçlendiriyor.